İstanbul'da biliyorsunuz son dönemde birçok insan skuterleri kullanıyor. Maalesef acı bir haber daha yaşandı konuya ilişkin. Dansçı Dilara skuterla hayatını kaybetti. Şişli'de skuter kazasında 23 yaşındaki Dilara Gül otomobilin çarpması sonucu o noktada hayatını kaybetti. Genç kadının ölümüne sebep olan sürücü de tutuklandı. Bir neler yaşandığına bakalım. Muhabir arkadaşım İsim Çobanoğlu bizi bekleyen isim. Hemen ismin bulunduğu noktaya dönelim. Günaydın, hoş geldin yayına. Maalesef çok acı bir haber. Ne yaşanmış, nasıl olmuş olay? Evet, aslında kullanımı günden güne artıyor elektrikli skuterların, fakat çok dikkatli olunması gerekiyor. Şimdi bizler de aslında o vahim olayın yaşandığı noktalardan birindeyiz. Şişli'deyiz. Şişli Halaskar Gazi Caddesi'ndeyiz. Evet, 23 yaşındaki genç kadın Dilara Aydın işte tam da bu noktadan, yani yolun sağ şeridinden ilerlerken seyir halinde ilerleyen bir otomobil şu an kırmızı ışık yandığı için bizler de geçebiliriz kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte. Tam da bu noktadan karşıdan karşıya geçti. Fakat o esnada seyir halindeki bir otomobil sürücüsü Dilara Aydın'a çarptı. Tabii ilk müdahale önce genç kadına olay yerinde yapıldı. Ardından genç kadın Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kadın ne yazık ki hayatını kaybetti. Tabii otomobil sürücüsünün de emniyete götürüldü, ifadesi alındı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü ifadesinde skuter aniden önüme kırdı, duramadım dediğini bizler öğrendik. Tabii çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe taksirli öldürme suçundan da otomobil sürücüsünün tutuklandığını sizlere bu noktadan söyleyelim. Tabii genç kadının cenazesi dün ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı ve toprağa verildi. İşte tam da bu noktada yaşandığı olay. Karşıdan karşıya geçmek istiyordu. 23 yaşındaydı. Dansçıydı Dilara Gül. 23 yaşındaydı. Yani gencecikti. Tabii yine de toparlayalım bizler de. Yine de dikkatli olmakta fayda var. Tabii bu noktada özellikle trafikte skuter kullanımına dikkatli olunması gerektiğini söyleyelim ve sözü yeniden size bırakalım.